Victor'u da andıktan sonra dilerseniz bugünkü konumuza ve konuğumuza geçelim. Sizlere bahsediyoruz dünden beri. Sevgili Atıf Ünal'dı. Artık Güne Merhaba'nın gedikli misafirlerinden diyebiliriz. İnternet stratejisi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu özellikle son birkaç gündür Ergenekon gözaltıları ile beraber biraz sanki geri sıralara düşmüş gibi belki ama internet ortamında en çok paylaşılan şey özellikle Blogspot'un kapatılması, evet, ve Twitter'da başlayan bloğuma dokunma hareketi. Evet. Şimdi dün biz de Ferhat Bey'le biraz konuşmuştuk. Evet, ortada haklı bir gerekçe var. Teliflerle ilgili bir problem, evet, var. Ama en az 18 milyon blogçudan söz ediyoruz burada. Kendi hesaplarına ulaşamayan, yazılarına, paylaşımlarına ulaşamayan. Şimdi ne oldu? Ne olması gerekirdi? Kurunun yanında niye yaş yanıyor? Yanar mı? Yanmaması için ne yapılması lazım? Çok hepsini güzel, sordum. Güzel bir soru oldu aslında. Çünkü gerçekten ciddi problemlerden birisi haline gelmeye başladı. Çünkü dijital hayat hepimizin normal hayatının içine girmeye başladı ve interneti çok ciddi şekilde kullanmaya, tabii, başladık. Ve orada da küçük de olsa bir ticaret de bir yandan dönüyor. Dolayısıyla, hı hı, sadece bunu bir hani birkaç kişinin blogunun kapanması şeklinde algılamamak, bunu bir ticari faaliyetin de durdurulması gibi algılamak belki doğru olabilir. Tabii toplamda baktığınız zaman biz bu noktaya nasıl geldik ve bu nokta şu anda doğru mu? Evet, Türkiye'nin şu anki yasalarına göre ne yazık ki bu doğru bir durum. Yani yapılacak çok fazla bir şey yok. Ancak toplamda baktığınız zaman bunun en kısa sürede ama kökten çözülmesi lazım. Biliyorsunuz daha önce birçok kez sizin de konuğunuz oldum. Özellikle bu YouTube ve YouTube'la ilgili problemlerle ilgili konularda. Zaten orada da çözüm, dikkat ederseniz, hani o anda anlık bir çözümle kurtarıldı. Hı hı. Fakat böyle yapmamak gerekiyor. Aslında dün bunu kökten çözmek gerekiyor. Dün bilişim mahkemelerinden bahsetmiştik sizinle, hatırlarsanız. Hani evet, bu uzmanlaşma ya, konusunda yani belki oradaki mahkemeleri. İşin mahkemeye vardığı noktada, evet, bence bir uzmanlık mahkemesi gerekiyor bu işin. Çünkü bunlar çok karmaşık konular. Hı hı. Çok özel bir yasası olan, onun uzmanlığını edinmesi gereken yerler. Nasıl ki mesela basın mahkemesi diye bir şey var. Basın suçlarına o bakıyor. Bilişimde bir suç söz konusuysa da ona özgü bir mahkeme olması lazım. Şimdi mesela bu son karar Diyarbakır'da, değil mi? Evet, Diyarbakır Mahkemesi tarafından alınan bir karar. Her mahkemenin buna bakabileceğini ben düşünmüyorum. Yani bu hakimlere şey anlamında, küçümsemek anlamında değil, alınmasın. Bu gerçekten bir uzmanlık konusu. Isteyen. Şimdi burada tabii bir takım arka arkaya sorunlar birikiyor. Öncelikle Türkiye'de bu tip bir erişime engelleme yasağının kararını kimin vermesi gerektiği bile şu anda Türkiye'de muhalak, ikilem. Evet. Yani bir hukuk tarafı var, bir de BTK tarafı var. Yani iki farklı taraf oluştu ve iki farklı taraf iki farklı konuda farklı kararlar alabiliyorlar. Ve böyle olunca insanların algılaması da zor oluyor. Kaldı ki önce algılamaları yine kolay oluyordu. Çünkü BTK bir süre için mahkemelerde alınan kararları kararlar ve mahkeme şu kararı gereğince, şu mahkemenin şu kararı gereğince yasaklanmıştır diye bir açıklama koyabiliyorlardı. Fakat daha sonra mahkemeler bunun da önüne geçtiler. Hani bu mahkemenin özlüğüne ve hakimin can güvenliğine zarar verebilir gibi bir gerekçeyle bunun da önüne geçildi. Dolayısıyla iş biraz daha fazla karışır hale geldi. Aslında bu işin çözülmesinin hani YouTube'de de devam eden böyle 3-4 yıldır süren bu olayın çözülmesinde yapılması gereken şey çok kökten bir çözüm bulmak. Yani bunu böyle kısa zamanda bir çözümle kurtarmak doğru değil. Toplamda peki, çözüm bulmak gerekiyor. Peki ne olacak şimdi? Yani o blog sahipleri yazdıkları hani ne olacak? Ne zaman geri gelecek? Ya da bloglar geri gelecek mi? Şimdi içinde hukuki tarafı böyle. Evet. Teknik tarafına bakarsak, teknik tarafında DNS yapılandırması için de Google'ın da yapılandığı şöyle bir durum var. Arama motoru ve birçok verdiği servisi aynı, evet, yapının içinde eritiyor. Bu da daha önce hatırlarsanız bir kez daha böyle bir şey olmuştu. YouTube üzerinde bir yasaklama söz konusu olup Google Analytics'i etkilemişti. Google Analytics de bloggerların çok fazla kullandıkları analitik yapılarından birisi. Evet. Bu da problem yaratmıştı. Yine problem benzer bir durumdan kaynaklanmıştı. Yine davalı aynı kişi, davacı aynı kişi durumundaydı. Yine benzer bir durum söz konusu ama bu sefer daha büyük bir etki alanı oluşturdu. Çünkü blogların tamamının kapatılması gibi bir, evet, durum. Ama bu çok kısa zamanda teknik açıdan çözülebilecek bir konu. Hı hı. Zaten diğer Google servislerinin de yavaşladığını görüyoruz şu son dönemde. Ama bu teknik anlamda çözülebilecek bir sorun.
Ama toplamda teknik anlamda sorun çözmekten ziyade bizim artık bu konuyu ciddi bir şekilde ele alıp tamamen kökten çözüm üretmemiz gerekiyor. Çünkü böyle ara çözümlerle bu işler çok fazla görüyoruz ki bir yere varmıyor. Toplamda büyük bir çözüme gitmemiz lazım. Bir kere yasadaki bu temel şeyin, yani belli bir içinde şu ya da bu içinde bir suç unsuru olduğu iddia edilen sayfa mı denetlenecek ve kapatılacak, yoksa bütün bir servis sağlayıcısı mı onun bir kere açıklığa kavuşması lazım. Orada herhalde da Ferhat Bey, büyük problemlerden birisi aslında teknik tarafta. Çünkü bahsettiğiniz gibi URL kapatılması konusu çok uzun zamandır, 4 senedir falan gündemde olan konulardan birisi. İlk YouTube kapatıldığında da benzer bir konu konuşuldu. Ya YouTube URL kapatılması ya da içerik engellenmesi söz konusu olabilir mi? Bu içerik engelleme ile ilgili yapılması gereken altyapı yatırımı o kadar büyük ki, hani attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmez noktaya geliyor, öyle bir şey. Ama kurbağanın ne kadar büyük olduğunu burada bilmiyoruz. Yani şimdi Türkiye'de bu e-ticaret vesaire gibi şeyler daha henüz çok bilinmediği tabii için doğru söylüyorsunuz. Sanki hakikaten kurbağa çok küçükmüş gibi gözüküyor ama yani belki çok de kurbağa da çok bahsediyoruz. Büyük olabilir. Evet, yani öyle de bir durum var ama teknik anlamda baktığınız zaman işte o altyapıyı tam da oturtulamadı BTK. Biraz öyle bir sıkıntıdan kaynaklı. Biraz da hani aldılar, çalıştırmaya kalktılar. Bir yerlerde sorunlar çıktı. Sorunlar çıkınca geri çektiler filan. Böyle bir teknik problem de var o tarafta. Ama toplamda bakıldığı zaman bu problemi bizim şöyle çözüyor olmamız lazım. Belki burası biraz özgürlükçü alanımıza dokunuyor. Bunun çözümlerini hukuk tarafında aramak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü teknik tarafta aramaya kalktığınız zaman işte URL'lerle kapatalım, filtreleme yapalım. Yine aynı noktaya dönüyoruz. Yani bahsettiğimiz Amerika noktasında dönüyoruz. Dolayısıyla bunu yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Bir parça bunun çözümlerini bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü internet çok evet, özgürlükçü bir ortam değil. Fikir özgürlüğünün olması gereken bir ortam. İş anlamında çok özgür davranılmasının gerektiği bir ortam değil ama fikir anlamında özgürlüğün olması gereken bir alan. Onu sağlamamız lazım. O konuda da ilginç bir biçimde mesela bu son Arap dünyasında yaşanan olaylar gösterdi ki bir kere daha aslında çok kolay da engellenebilen bir olay. Çin'de mesela şimdi Mısır ya da Tunus yazdığınız zaman karşınıza hiçbir şey çıkmıyor. Tabii. Yani bir de daha ilginç bir şey, farkında mısınız bilmiyorum. Hani yasaklanamadığı söylenen WikiLeaks olayından hemen sonra yasaklanabilir olduğunu görüyoruz. Evet. Şimdi hani biraz da bu tarafından bakıldığı zaman işin teknik olmaktan çıktığını, politik ve bazı kararlar üzerine yapılandığını görüyoruz. Yani artık internete sadece teknik bir konu olarak bakmak doğru değil. Ya da bir sorunu teknik olarak çözüyor olmak sorunu çözmüyor. Toplamda işin politikasını belirliyor olmak lazım, stratejisini belirliyor olmak lazım. Türkiye'nin devlet olarak öncelikle fikir özgürlüğüne, ikincisi internet üzerindeki yapılanlarla ilgili alacağı kararları stratejik bir karar vermesi lazım. Yani şunu yapmalıyız ve bu noktada kararımızı netleştirmeliyiz ve bundan sonra da hep böyle davranmalıyız demesi lazım. İşte bunu demek lazım artık. Ama yani bu noktaya geldik. Burası Türkiye. Atıf, bu o kadar, yani bu bile daha bitmedi gerçekten ama ana hatlarıyla bizi gerçekten aydınlattın. Hem hukuki taraftan hem teknik tarafından. Aslında teknolojiyle ilgili konuşacak çok şey var. Birincisi şu internetteki itibar olayı son günlerde. Evet. Ünlü bir sanatçının kendi fotoğraflarını çekmek için başvurması. IPTV durumu artık son teknoloji şeyler. Ama sözümüz söz burada. En yakın zamanda bir kez daha seni burada konuk olarak rica edeceğiz, isteyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Atıf Ünaldı'ya. Ferhat Boratav, size de çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle birlikte pazartesi olduğunuz için. Pazartesi görüşmek üzere diyoruz. Sizi de hafta sonu evde olup oturup ya da dışarı çıkmak istemeyenlere söyleyelim, sinemaya gitmek isteyenlere haberimiz var. Vizyondakiler, bakalım bu hafta hangi filmler vizyona giriyor.